HDP %10 barajını aşmazsa ne olur? Aşmasını isterim. PKK'nın barajı aşarak meclise girmesi HDP genel merkezinden sonra CHP yönetimi tarafından da sevinçle karşılandı. HDP genel merkezinde başlayan zafer kutlamaları CHP genel merkezi, Halk TV ve CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde de devam etti. HDP adına ilk açıklama Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder barajı emanet oylarla aştıklarını belirtti. Bizim aldığımız oyda bize emanet edilen oylar olduğu gerçeğini çok iyi biliyoruz ve hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bize emanet oy veren bütün yurttaşlarımıza da bunun teminatını veriyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. CHP'den emanet oylar değerlendirmesine anında destek geldi. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, HDP'nin CHP oylarıyla barajı aştığını belirtti. Görülüyor ki CHP seçmeni HDP'ye verdiği oyla demokrasinin kazanmasını sağlamıştır. Bu gerçek bile tek başına CHP'lilerin demokrasiye verdiği önemin inancın göstergesidir. CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de HDP'nin kutlamalarına ortak oldu. Canlı yayında HDP'ye oy veren CHP'lilere teşekkür edildi. HDP barajı geçemeseydi biz bunlardan söz edemeyecektik. Yani %27 oy da alsaydı CHP ama biz hiçbir zaman tablo ortaya çıkmayacaktı. HDP'nin barajı geçmesi ne yaptı? Bu tabloyu bize sağladı. Buna, onun için de buradan CHP'li seçmene, eğer varsa HDP'ye oy veren CHP'li seçmene de buradan teşekkür etmek gerekiyor. CHP'li yöneticiler HDP'nin zaferini bir sonraki güne de taşıdı. CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kentte birinci parti oldukları ve HDP barajı geçtiği için şükür pilavı dağıttı. Barajı Türk insanı, Türk milleti yıktı. Hep beraber yıktık. Ben de bu barajı kılsın istiyordum ve onun için de bir adakta bulunmuştum. Gökhan, HDP'nin baraj aşmasından memnun olduğunu söyledi. İki temennim yerine geldiği için bunu Allah'tan istemiştim. Onun için bu yerine geldiği için bu pilavı öncelikle bir şükür pilavı olarak sizlere takdim ediyorum.